Malatyalı bir ailenin çocuğuyum. Babam Abdülvahap Akkale, annem Fatma Akkale ve dört kardeşten şu anda iki kardeş kaldık maalesef. En büyük abim, nüfus şeyimizi de çıkaralım mı bu arada? En büyük abim rahmetli oldu, Mahmut abim. Onun bir küçüğü benim. Benim bir küçüğüm yine rahmetli oldu, Muammer kardeşim. Ve bir kız kardeşim. Allah bizlere ve sevdiklerimize hayırlı ömürler versin diyorum. Böyle bir ailede dünyaya geldim. Babam terziydi. Malatya'nın Doğanyol ilçesindeniz. Eski Keferdiz. Babam köyünün sanatçısıymış. Yani hem terzilik yaparmış köyde, hem de böyle özel misafirler geldiği zaman köye muhtar hemen babamı çağırırmış. Abdullah gel hele gel hele diye oranın şivesiyle söylüyorum. Babam orada solistlik yaparmış. Gelen misafirleri sesiyle ağırlarmış. Daha sonra annem babam İstanbul'a göç etmişler. Ben İstanbul Edirnekapı doğumluyum. İstanbul'da tabii hayat şartları onun bu işi sürdürmesine müsaade etmemiş ve o dönemde Sadi Yaver Ataman büyük üstad, büyük hoca ondan ders almak istemiş ama bir türlü kısmet olmamış. Ama daha sonra hayat o kadar güzel kesiştiriyor ki bazen insanları kaderleriyle şaşmamak mümkün değil. Ben ortaokulu Levent Ortaokulu'nda okudum. Gültepe'de oturuyorduk o zaman. Minibüsle gidip geliyordum. Bir gün bir baktım bir tabela yürürken halk müziği dersleri verilir. Sadi Yaver Ataman yönetiminde halk müziği dersleri verilir yazıyor. Çok heyecanlandım. Hemen okul bitse de eve gitsem diye heyecanlandım. Geldiğimde babamla konuştum. Baba dedim böyle böyle sen hep anlatırsın ya. İşte dedim o hoca ders veriyormuş. Ne olur gideyim babacım. Velhasıl ilkokul öğretmenimin de şu anda hala sağlık içinde yaşıyor. Allah ömür versin. Görüşüyorum öğretmenimle, Şükran öğretmenim. Onun da desteğiyle hocamdan ders almaya başladım. Yani bu orta birinci sınıfta oluyor. Yaklaşık 12-13 yaşlarımdayken. Aile türküleri sevince, evde de radyo sürekli açık olunca ve türküler dinlenince çocuklar da etkileniyorlar. Şimdi ben ailemden gördüklerimi beni sevenlere iletmeye çalışıyorum. Bu kültürün, türkülerin daha fazla yayılabilmesi için hep onlara şunu söylüyorum. Ne olursunuz türküleri dinlemekten vazgeçmeyin. Siz dinleyin ki anne babalar olarak çocuklarımızın da kulaklarına girsin. Onlar da daha sonra gençlik yıllarında belki olmayabilir farklı müziklere yönlenebilirler ama belli bir yaştan sonra inanıyorum ki tecrübelerime de dayanarak söylüyorum. Öyle oldu benim türkülerle buluşmamda 4-5 yaşlarımda algılamaya başlamıştım. O kadar kademeli bir geçişim var ki benim bir de kitabım var hayatımla ilgili. Daha doğrusu ünlü olana kadar yaşadıklarımla ilgili. Orada da kesitler veriliyor yaşamım hakkında. Şimdi 7 yıl ben hocamdan ders aldıktan sonra hocam oğluna beni emanet etti. Allah rahmet etsin. O da vefat etti. Adnan Ataman. Belediye konservatuarına girdim. 3 yıl orada çalıştım. Bu arada babam benim için plak şirketi kurdu. Terzi dükkanını kapattı. İyi gitmedi tabii o dönemler. Bir iflas durumu söz konusu olunca Ankara'ya sahneye çıkmak için biz konservatuarı bıraktım. Belediye konservatuarını Ankara'ya geçtim. Babamla birlikte. Aslında tabii orada para ile çalışınca profesyonellik başlıyor ama ismim falan yok. Sadece güzel sesli kız. Aman buraya bir kız gelmiş sesi çok güzel. Çok da güzel türküler söylüyor. Hadi gidelim diye böyle Ankara ahalisini çalıştığım yerlere sokmayı başardım. 7 yılda orada çalıştım. Tabii
altyapı olunca seçtiğiniz repertuarlar da ona göre oluyor. Hiçbir zaman böyle ucuz türkülere yönlenmedim. En ağır halk müziğinin klasikleşmiş türkülerinden oluşturdum hep repertuarımı. Asıl benim türkü severlerle buluşmam nasıl oldu diye soracak olursanız, 81'i 82'ye bağlayan yılbaşı gecesi Odana Serdim Halit türküsü ile oldu. Hatta ondan iki gün evvel de Ankara Radyosu'ndan Zeynep Esen hanımefendinin yönettiği bir programda 4 türkü okudum. Odana Serdim Halit, Zöhre, Dağlar Seni Delik Delik Delerim, Dadey. Hemen arkasından da yılbaşında Odana Serdim Halit'i okuyunca bir anda ben de anlayamadım ne olduğunu. Bir anda Türkiye bu türküyü söylemeye, dağları söylemeye başladı. Ve o albüm işte türkü severlerle buluştu. Köşede, bucakta, her yerde buluştu. Ve içinden birçok türkü topluma mal oldu. Allah rahmet etsin, Muzaffer Akgün hayranı olduğumu, o benim idolümdü. Radyo dinleyerek büyüyen bir çocuktum, söylemiştim. Hep onu beklerdim, çıksa da dinlesem diye. Ve o zamanlar daha mı teyip gibi oluyor derler ya çocukların hafızası. Hemen alırdım. Hem sözleri alırdım ezberime, hem de ezgisini. Böyle böyle repertuarımı çocukken bayağı genişletmiştim. Babam derdi ki hadi kızım bir sahne yap. Hemen annemin elbiselerini giyerdim. İşte klasik yaşanmışlıklar bunlar biliyorsunuz. Elime de babamın fırçası vardı böyle. Ya onu geçirirdim, elime bir şey geçirirdim. Anneme de saçlarımı açtırırdım. Örgülü kızıl saçlarım vardı. Hep kına yakardı anneciğim. Allah rahmet etsin. Sahnede kimseyi görmedim ben. Yani 4-5-6 yaşlarımdan bahsediyorum. Ama sahne yap deyince hemen o kulağa bürünürdüm. Demek ki yine de bilinçaltıma babam bir şeyler yerleştirmiş demek ki, ondan etkilenirdim. Bizim mesleğimiz spekülasyonlara çok açık bir meslek. Bilhassa o dönemlerde bir kız çocuğunun böyle sahneyi, işte müziği tercih etmesi gerçekten çok zor. Ama benim annem babam hep arkamda oldular. 7 sene benim anneciğim yanımdan ayrılmadı. Hocamın dershanesine gidiyordum işte, Sadi Avrataman hocamın. Arka sırada hep oturdu 7 sene. Malatyalılar dedik program röportajımızın başında. Arif abinin babam için kullandığı bir cümle var. Onu çok beğenirim ve gururla söylerim. Abdullah amca tam bir Anadolu entelektüeliydi derdim Arif Sağ hocam. Gerçekten öyle. Ufku açık. Bizi Mustafa Kemal Atatürk sevgisiyle büyütülmüş çocuklarız. Ayrıca onunla da gurur duyuyorum. Annemi babama bir kere daha tebrik ediyorum. Bunların hepsi bir araya gelince, çocuğunun da yeteneğini keşfedince arkasında durmak lazım. Onlar da öyle yaptı. Çok mutluyum. Onlara her zaman dua ediyorum. Yani şu anda ben aynı zamanda 10 yıldır Bakırköy Belediyesi'nin halk müziği korosunda çalıştırıyorum. Şimdi bizim kendi camiamız tabii o kadar farklı ki, anne babalarından duydukları türküleri ezberliyorlar ve konuya vakıflar. Yani bizler nasıl kültür için mücadele veriyorsak, onlar da aileden gelen bir etkiyle o şekilde yetişiyorlar ve direkt bizleri buluyorlar. Yani beni bulmasa işte öbür arkadaşımı buluyor, onu bulmasa onu buluyor ve bizlerden ders almak istiyorlar. Bunlar çok bizim için bulunmaz nimetler, çok değerli şeyler. Bizim tabii kendi camiamızı hiçbir şekilde suçlayamam. Onlara sevgi, saygı gönderirim her zaman. Buradan da gönderiyorum. Ben aslında gençlerimiz adına çok üzgünüm gerçekten. Güzel bir ortam niye bırakamadık onlara? Çok üzülüyorum. Bizler her şeyin
en güzelini yaşayarak geldik. Gazinolarda o gazinoların o kalitesini yaşayarak geldik. O insanların nasıl özenerek gazinolara geldiklerini, özel giysileriyle. İnanın ben bir sahneye çıkardım, mis kokardı her taraf parfüm kokularıyla. Bayanlar kuaförlerine gitmiş, en güzel giysilerine gelip o sanatçıya duyulan saygıdan ve sevgiden. Onları kaybettik, yitirdik. Ne oldu? O gazinolar kapandı ve şu anda türküleri küçücük bir ortama mahkum etti. Ettik yani hep birlikte. Biz de suçlu muyuz onu bilemiyorum. Kendi adıma çok mücadele verdim. Şu an gelinen nokta hiç de iç açıcı değil. Gerçekten. Onun için türkülere gönül vermiş bir genci bulduğum zaman ben onu alıp içime sokasım geliyor. O kadar değerli ki benim için. İşte halk müziği yönünden zaten türkü söylüyorsa o genç tabii ki umut vaat ediyor. Umut vaat ediyor. Ama şöyle bir şey de yaşıyoruz. Üzüntü de yaşıyorum ben şahsen. Mesela bazı gençlerimize işte fırsatlar veriliyor. Güzel bir yerlere de geliniyor türkülerle. Ama sonradan işte farklı teklifler gelir. Her gence gelir, herkese gelir. İsim yapmış, filizlenmiş sanatçılara. Önemli olan idealist olabilmek. Yani işte kuruş duruşu bozar diyorum ya ben. Burada bozulmamak lazım. Paranın esiri olduğunuz zaman birçok değerinizi kaybedebilirsiniz. Maalesef birçoğunu bu şekilde kaybettik. Fakat hala türküleri ideallerine yerleştirip onun arkasından koşturan birçok değerli kardeşim var. Hep beraber mücadelemize devam ediyoruz. Hiç yok, gerçekten çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi eşim zaman zaman der ki Belkıs artık oturmayacak mıyız, haklı adamcağız. Ben çalışmayı çok seven bir insanım. Oturamam. Yani evde olsam evde iş yaparım, yerleri silerim, yine o şeyimi tatmin ederim. Ama halk müziğinde, halk müziğinin her alanında bana ihtiyaç var. Yani müziğin, şimdi orada ayrım yapamayız. Bütün üyelerimizin haklarını korumak üzere orada görev yapıyoruz. Orada müzik ayrımı yok. Pop'un da, arabeskin de, işte cazın da, türkülerin de hepsinin hak edişlerini biz derleyip toplayıp onlara dağıtıyoruz. Bizim görevimiz o müyor bir olarak. İşte mesela haftada bir de koroya gidiyorum. Koro çalıştırıyorum. Orası da çok çok önemli benim için. Çünkü orada idealist gençler yetiştiriyorum. Her konuda konuşuyoruz biz. Öyle bir eğitiliyorlar ki onlar, sadece türkü okumak değil. Hayatın her alanında onlara bir şeyler sunmaya çalışıyorum. Kendi yaşadıklarımdan örnekler vererek. Çalışmanın sonu yok. Konu da türküler ve kültür olunca ben her daim ayaktayım. 24 saat nöbetteyim. Halkımıza tabii ki ulaşabiliyoruz. Yani konserlerimize gidiyoruz, festivallerde görev alıyoruz. Ama yeterince değil. Yeterince değil. Çünkü tatmin edici olsaydı, ben kendi açımdan değil, gençlerim açısından söylüyorum. Tatmin edici olsaydı onlar çok daha fazla işlere, fazla konserlere gidebilirlerdi. Kısıtlı. Yani türküleri dinlemek isteyen işte Anadolu, yine kurban olayım Anadolu'ma. Anadolu'nun her bir köşesi, her bir bucağı. Ama büyük şehirlere baktığımız zaman daha ziyade gençliğin sevdiği müziklere yönleniyorlar. Burada da ben aileleri suçlarım. Niye zamanında çocuklarınıza türküler dinletmediniz diye onları suçlu bulurum mesela. Şimdi çok zor değil. Ben paylaşımcı bir insanım. Paylaşarak büyümeyi seven, paylaşınca çok daha güzel şeyler üretilebileceğine inanan insanım ve arkadaşlarım da öyle. Arif Sağ Ustam'la da uzun yıllar çalıştık biz.
Onunla da çok güzel türküler sevdirdik topluma. İşte İzzet abi, abi diyorum ona çünkü aramızda bir yaş farkı var ama saygıdan tabii. Bizde Anadolu terbiyesi biliyorsunuz bir yaş bile olsa o şey hitabet şekli değişir. İzzet abiyle de öyle çok güzel türküler çalışmalar sunduk türkü severlere. Onlar da bizleri aldılar, baş tacı yaptılar. Şöyle, aslında onun tabii yolu şuradan geçer, hoşgörü. Aslında hepimiz hayatımızda olması gereken şeyler, sevgi, saygı, hoşgörü diyoruz ya. Hoşgörü o kadar önemli bir şey ki, küçücük minicik hataları büyütmemek, onu hoş görerek yol almak. Çünkü önemli bir şey yapıyorsunuz, kültürünüze katkıda bulunuyorsunuz. Birinin elindesi var, iki elin sesi var demiş büyüklerimiz. Daha fazla kitlelere ulaşmak amacıyla yapıldı bu birliktelikler, düet albümleri. Gerçekten de amacına ulaştım. Arif abiyle ben çalıştım, hiçbir sorun yaşamadım. O hep beni işte evladı gibi gördü, talebesi gibi gördü. Ben ona saygıda kusur etmedim. İzzet abiyle keza öyle. Aynı yapıda insanlarız. Hoşgörümüz çok geniş. Yürüyüp gidiyoruz. Tabii ki bazen fedakarlık da gerekiyor ton açısından falan. Onlar halledilebiliyor. Olacak yakında. Büyük bir projeyle geliyoruz. Prodüktörlüğünü ben yapacağım. Ve sevdiğim bütün sesleri, gençleri bir albümde toparlıyorum. Allah izin verirse. Daha henüz ön çalışmalardayız. Birkaç ay sonra diyeyim. Bizim geleneksel saygı duruşumuzdur o. Gerçekten çok, işte halk müziğinin bu tarafları o kadar önemli, o kadar değerli ki. Biz zaten ne kadar akademik eğitim de alınmış olsa usta çırak ilişkisinden aldığımız eğitim o farklı bir şey. O çok geleneksel ve çok saygı duyulası bir şey. Bizi biz yapan galiba halk müziğini, türkü söyleyenleri, halk müziğinin içinde olan işte orkestrası, işte enstrümanıyla, her şeyiyle bizi biz yapan galiba bu usta çırak ilişkisi. Çok katkısı var bizlere. Adap, edep, bunlar her insan için çok olması gereken şeyler. Edep erkan deriz mesela, oturmasını kalkmasını bilecek. Şimdi halk müziğinin bu yanı da bizi çok geliştiren bir şey oldu. Bilhassa deyiş okuyan sanatçılar, ki benim ilk hocam sesimi dinlediği zaman senin dedi, sesin deyişlere gider, sen deyiş okuyacaksın çocuğum demişti. Allah rahmet etsin tekrar. Deyiş okuduğumuz zaman içindeki zaten sözler sizi eğitiyor. Eğer siz onlara rağmen eğitilmiyorsanız siz bir vakasınız, sizle hiç uğraşılmaz diyeyim. Ondan sonra sahne adabı, sahnede ben böyle aşırı hareketleri sevmiyorum. Hani cıvık, sulu, işte alkış olsun diye ağzından çıkanı kulağın duymamak gibi şeyler çok rastlıyoruz bazı zamanlarda. Ama halk müziği sanatçılarında bu olmaz. Olmaz. Çünkü biz o edeple yetiştirildiğimiz için Anadolu kültürüyle onunla modern tarzı birleştiriyoruz ve o zaman da güzel şeyler çıkıyor ortaya. Sesinize, sahnenize güveniyorsanız zaten öyle şeylere hiç gerek yok. Çıkarsınız, alkışınızı alırsınız, selamlarınızı verirsiniz, mikrofonunuzun başına geçersiniz, sırayla repertuarınızı okursunuz. Söyletmek istediğiniz zaman halkla birlikte türkülerini zaten onlar eşlik eder. Arada bir güzel espriler tabii o sıcaklığı katmak için ama hiçbir zaman seviyeyi bozmadan sahnenin de çok güzel tarafları var tabii adaplı bir şekilde. Gururla bahsetmek isterim. Bu 97 yılında ben o zaman Kültür Bakanlığı'nda görevliydim.
16 sene orada emek verdim. Solist sanatçı olarak sözleşmeli kadroyla çalıştım. O dönemime denk düştü. O dönemde Süleyman Demirel rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel zamanındaydı. O vermiş ünvanları. Sırayla hepimizin, benim de ismim vardı. Benim işte Arif Sağ Ustamızın, İzzet abimin, ondan sonra birçok isimlerin var. Fakat şimdi devlet sanatçılığının kriterlerinin olması lazım. Galiba kriter belirlememişler. 87 kişiye birden dağıtmışlar. Yani ilk defa bir devlet sanatçılığı enflasyonu yaşandı o dönemde. Düşündük, taşındık. Biz 7 sanatçı işte almamayı tercih ettik. Yani o ödülü aldığın zaman, şimdi ben eğer ki bir devlet sanatçılığı ödülünü alacak isem, beni bir kriterin içinde değerlendirip vermişsinizdir diye düşünürüm. Ama 87 kişi birden alıyorsa ve alan takdim edilmek istenen ödül, ben kimseyi küçümsemem ama halk kültürüne, halk yani sadece kültürle de alakalı değil. Şimdi devlet sanatçılığının en önemli kriterlerinden bir tanesini, ülkesini, hem ülkesinde müziğini veya yaptığı iş, sanatını hem ülkesinde hem ülkesinin dışında ülkesine layık bir şekilde temsil edebilen. Bakın bu çok önemli bir kriter. İsimlerin birçoğuna baktık, öyle bir şey yok. Ondan sonra bir de magazine bir düştü bu olay. Allah'ım, açık oturumlar yapılıyor. İnsanlar birbirine hakaretler ediyor. Sen kimsin be diyen mi? Sen benim vokalistimsin. Sen şimdi kırmızı halıdan geçeceksin. Ben arka taraftan, böyle o kadar basite indirgediler ki o şeyleri, kavgaya dönüştürdüler. Aman Allah'ım dedim, ben alamam. Arif abiyle bir telefon görüşmesi yaptık. O zaman da onun şeyindeyim, şirketinde okuyorum. Seher Yıldızı'nın yeni çıktığı zamanlarda. Dedim ki, hocam dedim, ne yapalım, benim moralim çok bozuk dedim. Ne yapacağız kızım dedim, almayacağız tabii ki dedi. Almayacağız hocam dedim. Ben dedim şeyde çalışıyorum biliyorsunuz dedim, Kültür Bakanlığı'nda. Dedi, sen istersen almak istiyorsan al dedi. Hayır hocam dedim, beni kapının önünde koysalar da ben almayacağım bu ödülü dedim. Ondan sonra işte birçok arkadaşımız, bunun içinde Orhan Pamuk da var, birçok arkadaşımız. 7 kişi, yani birçok dediğim 7 kişi almadık biz. Ama sonradan bir baktım, halkın ödülü çok daha değerli. Bir anda o yanlışın içinde olmadığımız için halkımız bizi takdir etti. O spekülasyonun içinde olmadık. Öyle bir şey yaşadık yani. Şimdi zaten halkın verdiği ünvanın önüne hiçbir şey geçemez. Ama devletin mesela sanatçısını böyle payelendirmesi güzel bir şey aslında. Fakat o kriterler içerisinde değerlendirip verilirse o değerli bir şey olur. Bir de şimdi devlete o kadar çok görev düşüyor ki, yani bilhassa halk müziğiyle uğraşan, bunun için mücadele veren gencimiz, ustamız, geçmişimizi de içine katarsak, bizler gerçekten, bizleri bu toplum ve devletimiz altın tepsilerin içinde dolaştırması lazım. Biz çünkü bize gelen bütün popüler teklifleri elimizin tersiyle itmiş insanlarız. Kültürümüze daha fazla mücadele edelim. Aman işte yoz müzik okumayalım, biz farklı misyonumuz var, bunu koruyalım diye bütün arkadaşlarım adına konuşuyorum ki biz gerçekten popüler kültürü elimizin tersiyle itiyoruz. Yapanları kınamıyorum, ne münasebet. Dinleyicisini bulmuş her müziğe saygılıyım. Ama ben kendi müziğim adına konuşuyorum şu anda burada. Onun için bizim çok sorunlarımız var.
devletimiz eğer yine mesela bizlere devlet sanatçılığı ödülü vermeyi düşünüyorsa ondan önce bizim sorunlarımızı halletmesi lazım. Nedir sorunlarımız? Ya dünyanın en güzel müziğine sahibiz biz halk müziği olarak. Yani biz bir dönem bir orkestra kurdu bir arkadaş, Zafer Dalgıç arkadaşımız. Gittik Kültür Bakanı'yla o dönemin isim vermiyorum, görüştük, ettik. O kadar güzel Anadolu Senfoni Orkestrası. Bizim Anadolu sazlarımız, halk müziği sazlarımızda senfonik çalışmalar yapılacak. Üstüne solistler türkülerini okuyacak ve bunu biz bütün dünyaya açmak istedik. Büyük bir proje. Maalesef bunun gibi kaç tane projeler gitti. Hiçbirine sıcak bakmadılar. Yani niçin böyle yapıyorlar? İnsan gurur duyar kendi özüyle. Biz bunlarla bu kadar ilgileniyoruz, bu kadar her şeyimizden fedakarlık yapıyorsak devlet de bir elimizden tutsun. Ya gerçekten bu müziğimiz böyle. Biz buna yatırım yapalım, dünyaya açalım bu müziği. Niçin düşünmüyorlar bunu? Yapacak o kadar çok insan var ki elimizden tutulsaydı zamanında. Şimdi de geçmiş değil. Gençlerimize yol açabilirler. Ben çok da hani at gözlüğüyle bakan bir insan değilim. Türkülerin eğer ki emin ellerden çıkacak ise o çalışma, bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Emin ellerden çıkacak ise yani hem bilgisine güveneceğim hem de idealistliğine güveneceğim. O zaman neden olmasın? Olabilir. Çok sesli ben de zamanında yaptım. Ama yani hiçbir değer kaybına uğratmadan o türküyü, şivesiyse şivesini değiştirmeyeceksiniz, yorumunuzu değiştirmeyeceksiniz, halk sazlarınız üstü olacak, alttan o senfonik çalışmalar, senfonik şeyler, müzikler akacak. Güzel olur bence, buna yok demem. Repertuarımız çok geniş olmasına rağmen şu anda yeterli olmayabilir. Ne kadar çok üretim olursa o kadar çok işler yolunda gider. Bir üretim varsa bir hareket var demektir. Üretilmeli ama türkü tadını bozmadan. Nedir bu türkü tadı? O formları var halk müziğinin. Onlara dokunmadan, işte makamsal özellikleri, ritimsel özellikleri, şivesel özellikleri, bunlara hiç el değdirmeden yapılabilecek bir şey varsa yapılabilir. Besteler de yapılabilir. Şimdi halk müziğinde çok fazla yapıt yapılamıyor bir kere, onu vurgulayayım. Çünkü gençlik bir popüler kültürün peşine takılmış. Yani gençliğin büyük bir bölümü diyeyim. Bizim gençlerimiz tabii ki onlar yine türkülerin peşinden gidiyorlar. Çok fazla albüm yapılamıyor ama yapıldığı zaman da güzel şeyler yapılıyor. Bunu da hepimiz görüyoruz. Türkü sevenler hemen alıyorlar, dinliyorlar, gerekli ilgiyi gösteriyorlar. Duygu niye yok? Duygu nedir sizce? Duygu bir yaşanmışlıktır, değil mi? Yaşanmışlıktır. Bizler, kendi adıma şimdi örnek vererek geleyim, çok zor şartlarda geldik ve yaşadıklarımız var. Türküyü okurken ben şahsen içine giriyorum türkünün. Onu yaşıyorum. Yani sadece kendi yaşadığım da değil, toplumda her şey bir duygudur. Toplumda yaşanan her şey, olumsuzluklar, ülkenin durumu, ekonomik bozukluklar, şu anda insanlar bir ekmeği bile alabilecek durumda olmayan binlerce insan var şu ülkede. Onun için ben masamda kimse tabağında yemek bırakamaz, bırakmaz. Biz öyle 3 günlük, 4 günlük yemek de olsa yemeğimizi bitiririz. Bir kaşık bile atılmaz o yemek. Çünkü bırakın ülkenizi, dünyada o kadar çok aç insan varken sen o yemeği nasıl dökeceksin? Bunları hep yaşayarak gelmek
Acıların içinde yoğrularak gelmek ve o zaman gülmenin tadını, kıymetini bilirsin. Bu yaşanmışlıklar neticesinde duyguların yükselir. Biraz da karakteristik yapıyla da ilgili ama en çok da yaşadıklarınla ilgilidir. Eğer ki işte masa başında yapılıyorsa bu o eserler, masa başında onu besteleyen insanın da sadece onu ticaret olarak görüyor ise, ticari ellere emanet edecek ise, işte orada duygu olmaz, duygusallık olur. Anlatabildim mi? Biraz farklı yönlerden geldim ama içimden geldiği gibi konuştum. Çok güzel düşünmüşler. Bizim de zaten yıllardır hep arzu ettiğimiz, dillendirdiğimiz bir şeydi. Çocukların kulağına türküleri üflemek lazım. Eğer anne baba üflemiyorsa bunlar okullarda öğretilmesi lazım. Çünkü bu bizim kültürümüz. Biz buna sahip çıkmazsak, bizim çocuklarımız sahip çıkmazsa kim sahip çıkacak? Öyle bir zaman gelir ki bu ülkenin hiç kültürü olmaz ve kültürü olmayan bir ülke de zaten yok olmaya mahkumdur. Onun için kendi kültürümüzün, özümüzün kıymetini bilelim. Çok değerli şeyler var içinde almamız gereken. Çok isabetli olur. El birliğiyle ben de mücadelelerinde yanlarında olurum Türkü Life'ın. Çok üzgünüm. O kadar üzülüyorum ki inanamazsınız. Yani nereden nereye geldik? Nerelerden nereye geldik? İşte gençlik maalesef, türküleri tanımayan gençlik onları tanıyor. Bu da neden oluyor? Haksız rekabet ortamı yaratılıyor. Kimler yaratıyor? İşte yapımcısından tut, televizyonundan tut. Buna çanak açıyorlar. Ya olacak tabii ama ben her zaman şunu söylüyorum. Geçmişini unutan insanın geleceği asla olamaz. Asla olamaz. O ne olur? İşte yavan sözler altında, işte slogan sözleri altında küçücük küçücük ezgiler, müzik zannediyorlar onu. Yani şimdi böyle konuşmam, ben MİOR bir yönetim kurulu üyesiyim, doğru değil ama öncelikli olarak benim kendi kültürüm gelir. Tabii ki bu bana sorulduğu zaman cevap vereceğim. Gençler bunları dinlediği için gidilen yörelerin belediye başkanları da oy peşinde. Bakın bunu açıkça konuşuyorum. Neden oy peşinde? Gençlerin oyuna da talip. Gençleri mutlu edelim. Ama sen gençleri mutlu ederken kendi kültürünü bitiriyorsun ya. Peki sadece genç mi var? Şöyle yap, onları mutlu edecek birini de koy. Ama araya türküler de koy ki o çocuk sadece onunla olmasın o müzikle. Türküleri de duymuş olsun. Belki de geri dönüş yapacak. Belki de türkülerini çok sevecek o. Sunan olmamış ki çocuk, bir haber. Haksız rekabet ortamı var. Yani türküler her anlamda kuşatılmış. Her anlamda kuşatılmış vaziyetteyiz. Gerçekten ben hala türkü deyip yürüyen gençlerimi o kadar saygıyla karşılıyorum ki onlar bana saygı gösteriyorlar. Ben onların bin katını göstermek istiyorum ki onlar türkülerine sahip çıkmak adına ellerinin tersiyle şu o yoz ortamda türkülerin peşinden gidiyorlar. Benim için o kadar kıymetliler. Hepsini teker teker öpüyorum onların. Bak konuşurken tüylerim diken diken oldu. Burnum sızladı, ağlarım şimdi ben. Bu çok rezalet bir şey. Gerçekten rezalet bir şey. Bunun sebeplerinden işte biraz evvel sayamadık şeyden, gürültüden. Bilinçsizlik dedim. Açgözlülük. Yani daha fazla kazanmak. Bir de kayırmacılık. Şimdi onları alalım, bir kenara koyalım. Bilinçsizlik, neden bilinçsizlik? O, biz yıllardır bunun kavgasını veriyoruz. Kategorileri ayırın, ayırın. Bir dönemde en popüler hem türkü okuyup hem arabesk okuyan sanatçılarımız vardı. Popüler isim onlar tabii. En başa onları koyuyorlar, altlara bizim işte
sadece türkü okuyan idealist sanatçılarımızı koyuyorlar. E tabii ki aynı kategoride olduğu zaman oylar ona gidiyor. Çocuklar, gençler hiçbir şey kazanamıyorlar. Yıllarca ödül törenlerinde ödül alamadılar. O kadar eserleri bir numara oldu, bilmem ne oldu. Ondan sonra biz bunun kavgalarını çok verdik. Hatta şey, kısacık bir anım var, onu da anlatayım. Bir protestom vardı. Ben bir Efe olduğum için aynı zamanda böyle zarif görüyorsunuz da ben sinirlenince çok Efe oluyorum. Altın Kelebek. Ben yıllarca işte içeride ödüllerim var. Yaklaşık 15 yıl boyunca hep ben aldım o ödülü. Davet ediyorlar işte. Gittim. Ama biliyorum kimin alacağını. Tahmin ediyorum. Yine aynı hatayı yaptılar. Kategorinin başına Yıldız Tilbe'yi koydular. Yıldız Tilbe, tamam eyvallah, çok güzel bir sanatçı, yaratıcı, popçu, eser yapıyor. Bunlar çok değerli şeyler. Ama halk müziği sever, türkü de arada bir okur. Fakat bu işin özünü yapan insanlar dururken sen onu başa koyarsan, popüler bir isim, altta işte Zara var, bilmem Nuray Hafiftaş var, Allah rahmet etsin, birçok isimler var. Onların hakkını yemiş oluyorsun. Biliyorum ben. Eşime dedim ki, Sami'ye, ona hiçbir şey söylemedim. Sami, gidiyoruz dedim. Tamam hayatım dedi. Biz giyindik, kuşandık, gittik, oturduk yerimize. Geldi halk müziğine. Ama eşim bile bilmiyor benim yapacağım protestoyu. Ben bilinçli gittim oraya. Bıktım artık çünkü bu yanlışlardan. Halk müziği dalında kadın, işte halk müziği sanatçısı, yılın sanatçısı Yıldız Tilbe deyince ayağa kalktım. Protesto ediyorum dedim. Koskoca salon tıklım tıklım dolu, tık yok. Benim sesim nasıl duvarlara çarpıp geliyor. Sesimden kendim ürktüm. Protesto ediyorum diye bir bağırdım. Öndekiler bana baktılar. Arkadakiler işte arkadan görüyorlar, göremiyorlar ya, kim bu kim bu. Siz dedim her zaman bu yanlışı yapıyorsunuz dedim. Halk müziği sanatçılarının hakkıdır o ödül dedim. Yanlış yapıyorsunuz dedim. Oturmadım orada ama. Kaçtım gidiyorum. Sami de peşimden koşuyor. En arkada da gazeteciler koşuyor. Böyle bir anım var. İyi ki de yapmışım. Oh canıma değsin. Bakın hala aynı yanlışlar yapılıyor. Bir ara birkaç sene düzeldi. Şimdi yine gitmeyeceğim artık. Protesto ediyorum. Düzeldi, tekrar aynı yanlışlar yapılıyor. Hiç düşünmedim, biliyor musunuz? O kadar çok teklif geldi ki, hatta geçenlerde işte biz aralarda böyle Mior 1'de çok güzel ahenkli bir masamız var. Çok kıymetli arkadaşlarım var. Onun içinde de işte Onur var, Onur Akın da var. O yine söyledi, Berkıs abla ya, milletvekilliği sana yakışırdı, niye yapmadın? Ben siyasetimi zaten türkülerimle yapıyorum. Benim siyasetin neresinde durduğumu herkes biliyor. Biz ailece çok koyu bir Mustafa Kemal Atatürkçüyüz. Atatürk sevgisiyle büyütülmüş insanlarız. Onun aydınlığıyla yetiştirilmiş insanlarız. Benim siyasetim türkülerimde. Bir de hani siyasete girip sadece bir kesime hizmetten ziyade ben türkülerimi daha geniş kesimlere ulaştırıp kardeşlik ve barışla kucaklaştırmak isterim. Hep öyle o düşüncede oldum. Siyaseti yapanlar yapıyorlar, onlara bırakalım. Hayata bakış açıları çok önemli çocuğum. Şimdi iki insan ömür boyu mutlu olmak üzere evlenir. Ama daha sonra işte karakterler çatışır, bilmem sıkılırlar. Biz tabii ki aşk evliliği yaptık, sevgi evliliği yaptık, eyvallah, ama evliliğin birkaç tane sırrı var. Şimdi hiçbir zaman kimsenin, yani karı koca birbirinin haklarını ihlal etmeyecekler. Yani o bunu yapıyor deyip onun sırtına binmeyeceksin. Herkes
üstüne düşen görevi yapacak. Bir de hoşgörü. Hoşgörü zaten her şeyin çıkmazını çıkar yola koyan bir duygu, düşünce. Hoşgörüyle davrandığın zaman eşine, ben mesela eşime bir iş söyleyeceğim değil mi? Hadi canım, hadi aşkım, bir tanemsin derim, biter. Adam nasıl yapmaz yani? Ay, yaptığın zaman olmaz. Sami de, ben hep şöyle söylerim. Biz yanımızda kimseyi taşımıyoruz. Ben mesela hala starlık sistemine karşı olduğum için zaten elbisemi atarım koluma. Sami de çantamı alır. Biz karı koca gideriz. Sami yardım edeceği zaman gelir bana, işte iliğim falan varsa onu yapar. Ben kendim, saçımı kendim yaparım. Makyajımı kendim yaparım. Ondan sonra kostümlerimi tabii kendim yapamam. Rahmetli babam dikiyordu. Onu Aydın Göğün'ü hazırlıyor sağ olsun. Biz doğal insanlarız. Ya ben sahnede başka, evde başka değilim. Hayatı güzel paylaşıyoruz. Birbirimize saygımız çok, sevgimiz çok. Ama onu yormamak için işin büyük bir bölümünü de ben alırım üstüme. Niye yoracağım? O da ana kuzusu, ben de ana kuzusuyum. Birbirimizi severek yürüyoruz. Çok şükür diyeyim. Gençlere öncelikle ilkeli olmalarını tavsiye ediyorum. İlke çok önemli. Bir duruşu belirler. Çünkü bakıyoruz zamanımızda işte para için duruşlarını satanlar çok. Konuşuyorsun, içinde döktüğü zaman, aa o da benim gibi düşünüyormuş. Ama niye böyle oldu? Parayı daha çok seviyormuş. Paraya çok aşık olmamak lazım. Para yaşam standardın için tabii ki önemli ama hırs yapmayacaksın. Bak, bilhassa sanatçı arkadaşlarıma söylüyorum. Hırsın sonu şeydir. Felaket getirir, sizi benliğinizden eder, ilkelerinizi bozar, kimyanızı bozar. Ondan sonra farklı bir karakterde olursunuz. Yeteri kadar gelir. Yeteri, her şey yeteri kadar. Her şey yeteri kadar. Hayattan sağlık, mutluluk istemek lazım. En büyük servet sağlıktır. Bir de saygı sınırları vardır bizim ailemizde. Sevgi sonsuzdur. Sevgimizin sınırı yok. Ben çocuğumla hala alt alta üst üste böyle kucaklaşır, yerlere düşeriz, öyle coşarız yani. Coşkuyla sevelim ama kavgamız olmasın. Kavgaları bitirelim. Hoşgörümüzü fazlalaştıralım. Ve de ülkemiz çok güzel. Bu güzel ülkede demokrasi o kadar önemli bir şey ki çocuğum. Demokrasi demek ne demek diye bana soracak olursan, ben sana şöyle bir cevap veririm. Demokrasi demek farklı dinlerde, ırklarda, düşüncelerde insanların birbiriyle kardeşçe yaşayabilme kültürü derim. İşte bunu yapabiliyorsak, dışarıda bunu uyguluyorsak, içeride haydi haydi uygularız. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü. Mustafa Kemal Atatürk nokta. O kadar çok mutlu oldum ki türküleri her yönüyle ele alan, bu kadar geniş yerler veren çok kıymetli bir dergi. Biz aslında ilk kuruluşundan itibaren bize teklif geldi. Bir yanlış anlaşılma mı oldu? Bir şey oldu. Bir türlü kavuşamadık. Ama ben takip ediyorum. Orada röportaj veren arkadaşlarım, hepsi kardeşlerim benim zaten. Takip ediyorum. Çok mutlu oldum. Ben de sizinle birlikte olacağım için. Herkese sonsuz sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Emeklerinize sağlık. Türküler adına çok güzel bir hizmet veriyorsunuz. Bu da çok kıymetli bir şey bizim için.